Bak 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 hareketlere bak bak. Gereksiz gülüşler. Arkadaşlar, siz nereye kayboldunuz? Neredeydiniz acaba? Ay nerede kaldım? Ha şey, Bora beni bir fırlattı. Diyorum yapma Bora, canım yanıyor. Yok dinlemiyor, pozisyonlar üstümde deniyor. İlla yapacak. Ama sen de bayağı istekliydin, kabul et. Yani çok hırpaladım, eyvallah ama sen de istekliydin, kabul et. Aa tabii, istemem yan cebime koy. Aa, ben neler tutuyorum şu an? Vallahi müthiştim Bora gerçekten. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. E tabii, yaşayamazsın zaten. Yaşayamazsın Meltemciğim, yaşayamazsın. Ya bu nasıl bir edepsizliktir ya? Ne anlatıyorsun sen? Bora Bey, maşallah siz de gülerek eşlik ediyorsunuz bu nedir yani burada? Hanım, Meltem Hanım. Sizin meslekte ne gelişmiş ya, içinde at koştur. Ada? Ne anladın sen? Yani sen bizim konuştuğumuzdan ne anladın? Ben anlatayım sana bak ne olduğunu. Anlatma! Ben küçükken karate kursuna gidiyordum. Sonra da Meltem'de öğrendiğim pozisyonları deniyordumu anlatıyor Meltem. Küçüklük. Küçüklük. Karate mi? Evet, karate. Siz dövüyordunuz yani. Oh, elinize sağlık. Ha, dövüyor muydum bilemeyeceğim artık. Erkek çocuklara hoşlandı, kızların saçını çekiyor falan. Yani onun gibi bir şey. Tabii, onun gibi bir şey. Onun gibi. Ben saçını başını bir olacağım. Az kaldı, az kaldı. Patron, biz bir dejavu mu yaşıyoruz bu iş? Böyle fulya olayına dönmez değil mi? Aman Allah korusun, rüzgar ağzını hayır aç. Allah korusun, Allah korusun. Ama kadın kadını kurdu. Ne? Efendim? Ne dedin sen? Bir şey demedim ben ya. Bir şey dediniz Rüzgar Bey. Kadın kadını kurdudur dediniz. Yok canım. Yok, o lafın doğrusu şu. Kadın kadının yurdudur. Sen anlamazsın Rüzgar Beyciğim. Meltem. Ne oldu, iyi misin sen? Sen bir üşüdün sanki. Aa tabii, ıslak saçlarla dışarı çıktın, üşüdün. Dedim ben sana, evde dedim, burada dedim, hep dedim. Duş almak zorundaydım canım. Duş almak lazım zaten. Tabii şey, havalar çok sıcak ya. Duş almak lazım. Neden zorundaydın? Ne oldu, çok mu merak ettin? Aşırı terledim, oldu mu? Bora Bey, siz? Ne ben Ada? Siz de terlediniz mi? Sıcaklar etkiledi mi sizi de? Ne demeye çalışıyorsun? Anlamadım. Yine erkeğin soruya soruyla cevap verdiği anlardan bir tanesindeyiz. Patron, ne oluyor? Yanılsam hiçbir fikrim yok Rüzgar. Hiçbir fikrim yok. Ne zaman gidecek ya? Yavaş ya, duyacak adam. Duymaz o, şu an transa geçmiş. Baksana yeğe yapıyor susamlarla, mundar etlisi mi de? Bir yolu var. Beni Yasemin'le konuştur. Ha? Beni onunla konuştur, ne olur. Hadi yok, vallahi olmaz. Yasemin abla öldürür beni. Hadi. Zaten o hiç hoşlanmaz öyle emrivakiler. Sonra evlen beni, ne olur sonra. Ali ne yapıyorsun ya? Arıyorum, ben artık masaya yumruğumu vuruyorum, yeter. Ay saçmalama, ver şunu. Dur ya. Ya bak, arama diyorum. Ya görürsün sen, niye paparayı gör. Efendim Selin. Evren ben. Yasemin. Benim dünyam sensiz dönmüyor. Seninki dönüyor mu? Oho! Fıldır fıldır dönüyor hem de benim dünyam. Vallahi benim seninle uğraşacak vaktim yok Evren. Benim işim başım açmış. Arama beni bir daha. Arama! Ne oldu ya? Kapattı. Ne oldu? Beni istemedi.
Arama dedi beni. Ay Emrah Bey'dir. Arama dedi. Belki Selin'e demiştir arama. Aferin sana yani, aferin. Tam 12'den vurdun masaya yumruğunu yani, aferin. Emrah Bey. Ne yaptım ben ya? Emrah Bey. Yasemin. Emrah Bey. Ay. Emrah Bey. Atla Evren. Sus Ali. Ay adam gidiyor ya. Emrah Bey. Çok korktum Evren Bey, ne yapıyorsunuz ya? Yavaş yavaş kalksak mı artık? Kahvelerimiz de bittiğine göre. Olur. Hadi bakalım. Ah, boynum. Ne oldu Meltem? Ay kas katı kesildi. Hava kasmaktan kas katı kesildi. Tabii. Klimadan oldu galiba ya. Galiba. Klima, ya bak klima arkamdan sana bir çarptı şimdi, doğru. Dedim gel buraya otur dedim sana. Dinlemedin ki, dinlemedi. Hiç laf dinlemiyor. Hiç Tuğçe Hanımcığım, hiç laf dinlemiyor ya. Küçük çocuk gibi. Ay. Şimdi hiçbir şey olmaz. Sen şimdi eve gidersin. Sıcak bir duş alırsın. Bir ağrı kesici, bir kas gevşetici derken zımba gibi olursun. Hadi kalk eve git kalk. Yok. Yok yok. Meltem sen bizimle geleceksin. Bizime derken? Bize. Bizim eve. Bizime de. Çok pardon. Hesabı alabilir miyiz? Meltemciğim. Canım sen iyi misin? Ay çok kötü, çok çok. Aman. İyi. Maşallah. Yok yok bir şey olmaz. İki vur bakayım şeyini. Sen iyi misin? Kim nerede? Alman tenisçi 30-15 öne geçiyor. Özür dilerim Bora Bey. Ben size düştüm. Ha? Sizin odanıza düştüm. Odanıza düştüm sizin. Kalkayım. Allah. Hadi. İyi misin sen? İyiyim, siz nasılsınız? İyi. İyi. Ne işin var senin odamda? Odanızda değilim ben. Buradan böyle geçiyordum. Geçiyordun. İyi o zaman. Ada. İyi geceler Bora Bey. İyi uykular. Üstünüzü örtün. Açıkta kalmasın. Hoşçakalın. Yok artık. Ada. 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 Ay. Hadi uyan. Ya kolum. Ay yatak battı resmen. Ay teyze. Of ama yine mi gündüz düşü ya? Of. Sen gündüz düşü mü görüyorsun Ada? Görüyorum. Allah Allah. Görmüyor muyum şu an? Görüyor musun şu an? Şu an ben gerçekten burada mı kalktım? Kapının üzerinde mi? Aa! Hadi kalk bakalım. Gel. Bora Bey. Hadi Ada. Geldim. Ada. Yani sen benim kaşıma kafa atmayı nasıl becerdin? Ha? Ay şey açılmasın şimdi kaşınız. Yok yok açılmaz. Sen iyi misin? Kafana bir şey oldu mu? Acıdı mı kafan? Ben iyiyim. Bana bir şey olmaz. Marazlı olan sizsiniz. Ben buz getireyim. Hayır gerek yok. Gerek yok. Sen gerçekten burada mı uyudun? Sen neden burada uyudun? Yok ben burada uyumadım ki. Nerede uyudun? Şimdi şöyle. Ha. Bora Bey. Ben. Ha. Ben uyur gezerim. Tabii daha önce bahçede uyandım. Banyoda uyandım. Geçen de Berma Hanım'ların kapısının önünde uyandım. Allah Allah. Neler yerinde uyanıyorsun sen? Evet böyle oluyor bazen. İşte yani düş görüyorum. Gündüz düşü, uyur gezerlik. Öyle. Gündüz düşü görüyorsun. Uyur gezerlik var. Allah Allah. Yani sende anormal olmayan bir taraf var mı merak ediyorum Ada. Ben çok normalim. Yani Bora Bey dışarıya çıksanız 10 kişiye sorsanız 9'u böyle. 10. da benimdir zaten.
O bir kişi kalar, bir kişi verir. Neyse, iş beklemez, ben gideyim. Sen hiç sıradan değilsin Ada. Hem de hiç. O zaman günaydın tekrardan sana. Ben bir lavaboya gireyim. Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler. Günaydın Hanife. Günaydın. Günaydın Meltem. Ne oldu böyle mumya gibi oturup kalmışsın? Nazara mı geldin, mezara mı? Anlat bakayım. Bana hiçbir şey olmaz Adacığım, sen merak etme. Tabii, 8 canın gitse bir tanesi kalır senin. Ne olacak ki sana? Bak bunlar hep duştan. Olur olmadık yerde, olur olmadık zamanda duş alırsan böyle olursun. Su israfı, yani Allah seni çarptı. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Küresel ısınmayı etkiledin sen çünkü. Günaydın. Günaydın. Günaydın Mora Bey. Meltem, nasıl oldun? Ay görüyorsun işte halimi, kıpırdayamıyorum bile. İyi, iyi. Hadi. Kıpırdadı. Adacığım bir isteğin var mı diyordun? Şu suyu uzatır mısın? Uzatırım. Uzatmaz mıyım? Meltemciğim, ne yapsak? Bir hastaneye mi gidecek? Ya da doktoru eve çağıralım. Yok artık. Olmadı yeni boyun takalım. Ada. Dinlensin geçer Bora Bey. Biraz sus. Aslında Ada doğru söylüyor. Hiç gerek yok böyle şeylere. Ben birkaç gün kendimi yormayayım, toparlarım. Evet. Meltem, Meltemciğim bak bir bana. Sen Meltem dinlen. Ben seni bu şekilde çalıştıramam. Sen dinleniyorsun, ben senin işlerini yapıyorum. Ben hallettim senin işlerini. Ay ben böyle mazeretlerle ilk günlerden İşe gelmemezlik yapamam. Ah! Yok Meltem, tamam. Hayır. Bak önce sağlık, tamam mı? Sen evde kal, dinlenmene bak. İyileşmene bak. Eğer bir ihtiyacın olursa beni ara, tamam mı? Beni de arayabilirsin. Teşekkür ederim. Düşünmen yeter. Beni ara. Ada, senin işin gücün yok mu? O zaman ben çıkayım. İş beklemez. Hadi. Bir bahçeye bakayım, hava nasıl? Meltemciğim ben de çıkıyorum. Eğer bir ihtiyacın olursa ara beni, tamam mı? Ay benim canım masam. Canım masam benim. Canımın bir parçası. Geç kavuştuk. Erken ayrıldık canım masam. Ama merak etme. Kavuştuk işte, buradayım ben. Ada ne yapıyorsun? Masayı mı yapıyorsun sen? Bora Bey temizlik yapıyordum. Masamın pisliklerinden arındırıyordum ben. Masayı öperek mi temizliyorsun? Yok. Yakından baktım. Kontrol ettim. Çiziği, çarığı var mı? Değerli masa bu Bora Bey. Pirinç bu, pirinç. Tamam, sormadım varsay, tamam mı? Hadi sen Tuğçe Hanım'ın yanına git. Patronunu yalnız bırakma. Bak ben bugün kendi başımın çaresine bakarım. Hadi. Gidemem. Ne demek gidemem? Gidemem Bora Bey, gidemem. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Bak masayı nasıl temizledin hakkındaysa konuşmak istemiyorum. Farkındaysan işim gücüm var. Çalışmam lazım. Çalışmaya çalışıyorum. İzin verirsen. Yok. Daha çok yıkanan bornozlar hakkında. İçine konuşma. Bin defa mı söyleyeceğim sana? İçine konuşmayacaksın. Açık açık konuş. Bora Bey, Meltem. Ne Meltem? Meltem diye tutturdun kaç gündür. Ne Meltem Ada? 2 ay önce Amerika'dan döndüğünü söylemişti ya. Hı. Hayır, 6 ay önce dönmüş. Bana ne? Ayrıca sana ne Ada? Sana ne? Bora Bey, Meltem herkes yalan söyledi. Yani kafası karışmıştır, dili suçmuştur, olamaz mı? Kapat konuyu, uzatma hadi. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama kesin bir planı var. Neden bana inanmıyorsunuz? Neden? Neden sana inanmıyorum? Gerçekten çok güzel bir soru ama cevabı çok belli. Acaba neden sana inanmıyorum Ada? Bir düşün bakalım, bulacak mısın? Hadi bakalım. Meltem'de bir gariplik var. Var. Var Meltem'de bir gariplik. Ben de fark ettim var. Evet. Yer altından notlar gibi mekanlara gidiyor gizli gizli. Oralardan kek börek falan alıyor. Var, bir gariplik var bence de. Yani tamam, onda birazcık hata payım olmuş olabilir ama ben... Sen Meltem'i kıskanıyorsun Ada. Olan bu. Ben. Sen. Meltem'i kıskanıyorum. Evet. Üstüme iyilik sağlık. Niye kıskan ki bu ya? Çünkü o çok sevdiğim ve sarılmalara doyamadığım masana artık Meltem oturuyor. Çünkü artık ben sana güvenmiyorum. Ve bu seni delirtiyor. Çünkü bu senin suçun. Çünkü
Sen bana yalan söyledin hadi. Bora Bey. Bora Bey, Bora Bey yok. İşim gücüm var. Bora Bey, Bora Bey yani. Bora Bey ben sizi düşünüyorum. Ben şirketinizi düşünüyorum. Gitti. Gitti. İki ay önce Amerika'dan döndüğümü söylemiştin ya. Hı. Hayır, 6 ay önce dönmüş. Gel hadi. Bora Bey. Hı. Benim halletmem gereken bir işim var da... ...Pırıl benim yerime baksa ben halledip gelsem olur mu? Halletmen gereken bir işim var demek. Hı hı. Neymiş o iş? Çok merak ettim. Özel. Ha, özel demek. Özel. Nereden çıktı bu özel iş peki? Bora Bey ben size bu kadar detay verirsem... ...bu iş özel olmaktan çıkmaz mı? Tabii. Tabii çıkar. Ama sabah çok meraklıydın Meltem'in yerine geçme. Çok hevesliydin. Ne oldu? Ne değişti? Ajandanızı kontrol ettim. Çok yoğun değil. Çıkabilir miyim şimdi? Tabii. Çıkabilirsin. Teşekkürler. Bora Bey. Meltem'le konuşup odanızdan bir dosya almasını istemiş olma ihtimaliniz var mı? Yok. Yok. Ben de öyle tahmin etmiştim. Niye? Neden sordun? Ada. Sana soruyorum. Ne oldu? Niye sordun? Ay, yok, yok. Bora Bey. Sıkıntı yok. Ada bana cevap. Bende o iş. Bana cevap. Hadi her şeyi anlıyorum yani. Anlamadım da anladım varsayıyorum. Zaten seni anlamak mümkün değil. Bu ekmekler ne ya da? Şimdi anlarsınız. Neyi anlarım? Ne yapıyorsun? Tanımadığımız insanlara seni niye basıyorsun orada? Kapıyı açsınlar diye. Allah Allah. Allah Allah. Kimsiniz? Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin? Siparişleriniz geldi. Bana bak bana. Var ya, Pinokyo var ya Pinokyo. Senin önünde diz çöker, tövbe eder be. Bana niye uzatıyorsun ekmekleri? Maalesef ben de tüm meslek gruplarında cinsiyet ayrımı olmasını isterdim. Ama öyle bir şey yok. Maalesef ayrımcılık var. Kuryeler erkek, buyurun. Yani sen hiç takım elbiseli kurye gördün mü hayatında? Ben görmedim. Bu arada kadın kuryelerimiz de var. Evet Ada Hanım, bizzat ben siparişlerinizi teslim ettim. Şimdi ne yapacaksınız? Bir fikriniz var mı acaba? Cansu'nun yuvasına gireceğiz. Ay! Ne oluyor, dayı mısın? Ayağım boşluğa basar gibi oldu da biraz. Anladım, anladım. Bak sırf başına bir şey gelmesin diye seni karakollardan toplamayayım diye geldim, yanımdayım şu anda ama düştüğüm hale bak. Şimdi ne yapacaksın peki? Ha? Bir fikrin var mı? Of ya, işte benim ilkokuldan beri problemim bu. Giriş gelişme iyi ama sonuç, sonuca varamıyorum. Varmam lazım benim artık sonuçlara. İşte şimdi oldu. Ne oldu? Bu oldu. Oo, Bora Bey, Bora Bey, fenasınız. Siz bu mahallede mi oturuyorsunuz? Daha önce görmemiştim sizi. Yabani kadın. Yabani kadın. Ya ya konu komşuya selam sabah vermezsen, eve takılıp kalırsan, gün yüzü görmezsen böyle olur. Böyle evin beynin de başı öne eğilir ya. Ya ya tüh be. Tüh. Abi o anlamda demedim de. Dur abi dur. Dur ortalık karışık zaten. Onu mu savunuyorsun sen? Kimi savunuyorsun onu mu? Yok ben... Bırak abicim seni beni bırak ya. Bak görüyor musun bu böyle. Bu hep böyle. Bu zeytinyağı gibi üste çıkar. Bu ya bu evin hep hatalısı benim biliyor musun? Hep bütün hataları ben yapıyorum bu ya. Senin pis kokulu çoraplarını, donlarını yıkıyorum adamın ben. Adamın karşısında dediğine bak. Ben de kafam mı kaldı anahtar olacak ha? Unuttum. Al ya da kendini uşak tut. Bana uşak mışak diyemezsin. Dedim. Bana uşak mışak diyemezsin sen bana. Uşak dedim. Lan tokayım. Yenge.
Günde kaç kişi anahtarını kaybediyor ya? İnsanlık hali. Abicim bununki insanlık halini geçti. Bununki insanlık hali ya. Ben haftada üç defa balkondan çıkıyorum. Üçüncü kat burası be. Üçüncü kat en insaf be ya. Ya ben bunun anahtarı unuttuğu zamanları seni arasaydım. Sen şu an kendine ev almıştın kendine. Ev almıştın ev. Tüh be. Bir dakika. Hadi verdik bakalım bir dakika. Hadi ver bana bir dakika. Hadi bir dakika ya, aldım ben bir dakika. Al bakalım artık. Aldım. İnsanlıktan çıkmak ne demek? İnsanlıktan çıktın demek. İnsanlık halinden çıkmak ne demek? Hala anlamıyor. İnsanlıktan başka bir şeye dönüştün demek. Ne ben, demek? Ben hayvan mıyım? Ben öyle bir şey ben demedim. Ben bitki miyim? Ben öyle bir şey mi dedim? Ben eşya mıyım ben? Bilmem. Ben neyim? Bilmem. Ben ne? Ben... Yabani kadın ne yapıyorsun? Bana insan demedin. Tamam. Hanım. Ne oldu? Canım mı yandı? Yok. Bir şey olmaz. Sen bir duş alırsın, duşa girer, çıkarsın. Föl makinesiyle saçını kurutursan iyi. Ne diyorsun hanım? Hayır, bir şey olmaz. Abla sakin ol. Karışma abi. Bir dakika. Bu kapı bir açılmasın. Bak ben seni nasıl... Sen hiç Allah bu kapıyı açamazsın da ben de bu kadını boşarım. Bana sebep ol. Çocuğuma bak. Sen şöyle alayım. Ben hemen anahtarı çıkarıyorum size. Bükülün için boşanılmaz ki abi. Aslında haklısın abicim biliyor musun? Doğru, biz niye boşanıyoruz ki? Yani... Doğru. Çocuğumuzu şimdi yalnız mı bırakalım? Ne yapacak çocuğumuzu böyle bir başına mı bırakalım? Aşkım. Koca. Bir tanem. Koyum. Tanem, omuzum acıdı. Omuzum bana da. Duşa girerseniz geçer. Sokacağım ben seni soğuk duşlara. Bir tanem hanımım. Hanımım. Aşk kendi seçer.